Bakara suresinin 28. ayetinden Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Ancak bugünkü dersimize başlamadan buraya kadar tefsirini yaptığımız ayetlerin bir özetini vermem gerekiyor. Hatırlayacaksınız. Bakara suresi Müslümanların Yahudileşmesi tehlikesi ne dikkat çeken ve içerisinde Musa Aleyhisselam'ın ümmeti İsrail oğullarının Yahudileşme sürecini baştan sona veren ve bu muhtevasıyla Kur'an'ın başına bilinçli bir biçimde yerleştirilen bir sureydi. Bu surenin İlk beş ayetinde müminler ve iman ele alınır. Ondan sonra gelen iki ayette kafirler ele alınır. Ondan sonra gelen tam on iki ayette ise münafıklar ele alınır. Yani bu sure insanlığı ikiye ayırarak başlar. Hak ehli, batıl ehli. İman edenler, inkar edenler. İnkar edenleri de kendi içerisinde ikiye ayırır. İnkarını açıklayanlar ve inkarını kalbinde gizleyenler yani münafıklar. Bunun ardından sure hitabını tüm insanlığa yönlendirir ve insanın vicdanına seslenerek Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olmaya davet eder. Onun ardından ise yerlerin ve göklerin yaratılışını açıklar. Bu yaratılışla vahiy arasında bir ilişki kurar ve adeta insana der ki: Allah'ın kainat ve doğa ayetleri ortada iken onları gözünle görürken, onlarla yaşarken onları inkar edemiyorsun da. Niçin Allah'ın vahyini inkar ediyorsun? Allah'ın fiziki ayetleriyle, Allah'ın sözlü ayetleri aynı kaynaktan değil mi? Aynı kaynaktan gelen bu iki gerçeği niçin birbirinden ayrı tutuyorsun? Ve onun ardından iman edenlere müjde gelir. 25. ayetle. 26. ayette Allah'ın vahyine iki tür yaklaşım sergilenir. Bir iman eden bir müminin yaklaşımı, bir de inkar eden kafirin yaklaşımı. Ve bunun ardından ise yine göklere ve yere bunların yaratılışına çevrilir gözler. İşte bu sürecin bir devamı olarak 28. ayette yaratılış konusunda bizim dikkatlerimizi vahye çevirmekte. Yani fiziki ve fiili vahye çevirmektedir. Keyfe tekfurun billahi ve kuntum amvaten. Fa yumitukum yuhyikum Thumma Sizi ölü iken dirilten sonra öldürecek olan ve sonra yine diriltecek olan Allah'ın nasıl inkar ediyorsunuz? O Allah'ın yaratışını nasıl oluyor da inkar edebiliyorsunuz? Buradaki ölü iken diriltmekten kastın yok iken yeni bir yaratılış varlık alemine çıkış var olan şeyler içerisinden yeni bir varlığın terkip edilmesi manasında olduğu açık ondan sonra tekrar diriltilmesi bu dünya hayatına ondan sonraki ölüm bu dünya hayatının sonuna yani bizim ölüm olarak bildiğimiz ahiret hayatına geçişe, ondan sonraki diriliş ise ba'tu ba'del mevt diye inandığımız yeniden dirilişe işaret eder. Ve en sonunda ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra ona döndürüleceksiniz. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا O ki, yani kendisine döndürüleceğiniz o Allah ki sizi yeryüzünde bulunan her bir şeyi sizin için yarattı. Buradaki bu ibareden İslam fıkıh usulcüleri var olan her bir şeyin insan için olduğu sonucunu çıkarmışlar. Ve buradan yola çıkarak da fıkhın şu değişmez kuralını koymuşlar. El asl fil eşya ibahatun. Eşyada, varlıkta asl olan mübahlıktır. Eğer zıddına bir delil yoksa. Onun içindir ki İslam fıkhında bir şeyin serbestliğine delil aranmaz. Yasaklığına delil aranır. Eğer yasaklığına delil yoksa, o şeyin var olması bizatihi serbest oluşunun delilidir. İşte bu ayetle. Onun için var olan her bir şeyi, yeryüzünde var olan her bir şeyi Allah insan için yarattığını ifade etmekte ve devam etmekte. ثُمَّ اِلَى السَّمَاءِ سَبْعَ Sonra otoritesini göğe yöneltti. Ve gökleri yedi aşamada dizayn etti, yarattı. وَهُوَ بِكُلِّ şeyin alim. O her bir şeyi en ince ayrıntısına kadar mükemmel bir biçimde bilendir. Buradaki yedi gök فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ Yedi gök olarak düzenleme. Allah'ın otoritesiyle yaptığı bu düzenlemenin ne anlama geldiği konusu tefsirin problemlerinden biridir. Buradaki yedi rakamı Arapçada daima kinaye olarak kullanılan bir rakamdır. Göklerin ille 7 olması bu rakamdan, bu ayetten yola çıkarak düşünülemez. Bu bir kinaye rakamıdır. Yani birden fazla kat ya da kat kat olduğu yönünde anlaşılabilir. Tabi buradaki seba semavat ifadesini yedi gök ifadesini bazı müfessirler yedi aşama olarak düşünmüşler. Ayrıca geçmişteki bazı müfessirler bunu güneş sisteminde yer alan yıldızlarla açıklamaya kalkmışlar. Çağdaşımız olan bir takım müfessirlerse bunu atmosferin tabakalarıyla, biosfer, stratosfer, magnetosfer ve diğer tabakalarla açıklamaya kalkmışlar. Ama bendeniz bu ayetin hakiki anlamının Allah tarafından, gerçek anlamının Allah tarafından bilineceğini, ancak bizim bu tür yaklaşım, yaklaşımlarımızın, bu tür açıklamalarımızın da mümkün olabileceğini ama bu açıklamaların hiçbirinin ayette kastedilen nihai anlam olduğunun düşünülemeyeceğini, belki ayetin hakiki anlamının bundan yüzlerce yıl sonra keşfedilebileceğini düşünebiliriz. Varlığa yeryüzüne, yeryüzünün ve gökyüzünün yaratılışına dikkat çektikten sonra şimdi Kur'an hiçbir kaynakta bulamayacağımız, bize başka hiçbir referansın bu konuda bilgi veremeyeceği bir olaya, yani insan neslinin ortaya çıkış serüvenine giriyor. Ve bu konuda bize ilahi bir takım malumatlar veriyor. İşte onlar şöyle başlıyor. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard khalife. Hani Rabbin bir zaman meleklere ben yeryüzünde bir ardıl, bir halife, bir vekil yaratacağım demişti. قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ <laughs> الدِّمَا Melekler de cevap vermişlerdi. Sen yeryüzünde kan dökeceksin orayı fesada verecek birilerini mi yaratacaksın? Ve nahnu nusabbihu bihamdika ve Oysa ki biz seni hamd ile tesbih ve takdis ediyor, övüyor, yüceltiyor ve ululuyoruz. Kale inni alamu ma la ta'lemun. Allah da onların bu endişelerine cevap verdi Kuşkusuz ben bilirim siz bilmezsiniz ya da sizin bilmediklerinizi kuşkusuz ben biliyorum dedi Burada bu ayette geçen ilk kavram melek kavramı Melek kavramının ne olduğu konusunda müfessirler farklı yorumlar yapmışlar. Öncelikle ihtilaf bu ismin kökeni konusunda. Melek kökünden geldiğini söyleyenler bu kelimenin kök anlamının bir şeyi ayakta tutan güç olduğunu söylemişler. Yani bir şeyin meleği onu ayakta tutan güçtür demişler. Onun için insan için şöyle bir şey kullanırlar mesela. El kalbu milakul ceset. Kalp bedenin meleğidir. Yani kalp insanı ayakta tutan ana unsurdur. İnsanı ayakta tutan gücü veren temel unsurdur anlamına bu konuda melek kelimesinin geldiği kök olan milak kelimesini kullanmışlar. Onun için melek ismi gerçekte güç kuvvet anlamına gelir. Ancak bazı müfessirlerin ve lügatçıların açıklamalarından yola çıkarsak melekle melaike ayrı ayrı anlamlara gelir. Melaike melekin çoğulu olarak ele alınacağı gibi çoğulu olmadığı yolunda da görüş vardır ve hatta bazıları şöyle bir sonuca ulaşırlar. Her melek melaikedir, lakin her melaike melek değildir. Buradan söylenmek istenen şudur. Melekler ikiye ayrılabilir. Bir, dinamik güçler, ikincisi de statik güçler. Dinamik güçler insana tahsis edilen meleklerdir. Onlar müstakil şahsiyete sahip görünmez varlıklardır. Ancak bir de statik güçler var ki onlar da kainatta kaderi statik olan yerler, gökler, ağaçlar, dağlar, ırmaklar denizler gibi kaderi statik olan yıldızlar galaksiler gibi kaderi statik olan varlıkları ayakta tutan güç anlamına gelir. Ancak biz bütün bu yorumların üstünde şunu söylemek istiyoruz ki melek gayba ilişkin bir varlıktır ve gayba ilişkin her varlığa iman etmek bir müminin boynunun borcudur. Dolayısıyla gayba ilişkin varlıklar üzerinde yürütülecek herhangi bir akıl ya da söylenecek herhangi bir söz daima spekülatif olmaya mahkumdur. Bu nedenle melekler gayba ait varlıklardır ve imanın konusu olurlar. Bu ayette geçen ikinci kavram halife kavramı. Halife ardıl vekil birinin yerine geçen, birinin makamına bakan, birinin yetkileriyle donattığı bir vekil anlamına gelir. O halde burada insan için halife ifadesinin kullanılması ne anlama gelmektedir? Yani insan kimin yerine geçmiştir yeryüzünde? Sorusu gündeme gelmektedir. Yani insan kimin halifesidir? Tüm tefsir tarihi içerisinde bu soruya iki cevap verilmiş. Bu cevaplardan bir tanesi İnsan Allah'ın halifesidir. Diğeri ise insan kendisinden önce yeryüzünde yaşamış ya kendi türünden bir başka neslin ya da kendi türünden olmayan bir başka varlığın halifesidir denilmiştir. Birinci görüş i̇bn Mesud'a ve onunla birlikte düşünen Hasan Basri gibi bir takım tabiinden alimlere dayandırılmıştır. İkinci görüş ise İbn Abbas'a dayandırılmıştır. İnsan Allah'ın halifesi diyen görüş bu görüşüne Kur'an'dan herhangi bir delil getirememekle birlikte ayetin ve buna benzer ayetlerin medlulünden yola çıkarak İnsan yeryüzünde Allah'ın muradını, arzusunu gerçekleştirmekle görevlendirilmiştir. O halde bu insanın Allah'a halife oluşunun delilidir derler. Ne ki bu görüşü Kur'an ayetleriyle harfiyen desteklememektedir. Çünkü öbür görüşün de en az bu kadar tutarlı olduğunu söylemek zorundayız. Yani insan kendisinden önceki bir başka neslin halifesidir diyen görüşü. Bu görüşün iki delili var. Birincisi iblisin varlığı, şeytanın varlığı. Bu görüşü ileri sürenler demişlerdir ki yeryüzünde insandan evvel görevli olanlar, yani insanın konumunda olanlar cinlerdi. O cinlerin içerisinden çıkan iblis, cenneti hak etmiş biriydi. Ve işte onun için insan kendi yerine geçtiği için insanı hasetledi ve cennetten kovuldu demişlerdir. Onların ikinci görüşü ise bu ayette ifade edilen yeryüzünde kan dökecek. Orayı fesada verecek. Orada bozgunculuk çıkaracak birilerini mi yaratacaksın? Meleklerin bu sorusudur. Melekler bunu nereden biliyorlardı diye sormuşlar. Eğer yeryüzünde daha önce birileri yaşamamış olsaydı, melekler yeryüzünde kan dökülmüş olduğunu nereden bileceklerdi? Yeryüzünde fesat çıkarılmış olduğunu nereden bilecekleri di cevabını vermişler. Bendeniz bu iki görüşünde birbiriyle eşit değerde ve ağırlıkta olduğunu, lakin ikisini de Kur'an'daki halife sözcüğünün geçtiği ayetlerin onaylamadığını ancak bu ikisinin dışında Kur'an'ın onaylayabileceği şöyle üçüncü bir şıkkın da olduğunu gündeme getirmek istiyorum. O da En'am suresinin 165. ayetinde geçen huvellezî cealakum halâifel ard o Allah ki sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ifadesidir. Bu ibarede halife yeryüzüne nispet edilmektedir. Yani yeryüzüyle halife bir tamlama içerisinde kullanılmakta yeryüzünün halifeleri denilmektedir. Kur'an'ın hiçbir tarafında insan için Allah'ın halifesi tamlaması kullanılmaz. Ya da bir başka tamlama kullanılmaz bu konuda. Ama yeryüzünün halifesi tamlaması kullanılır. Bunu İbn İshak şöyle tefsir ediyor. Sakinen ve amiran yeskunuha <Sessizlik> ve ya'muruha halafen. Yani orada yerleşti, orayı imar etmek, orayı donatmak, orayı yaşanır, yaşanılabilir kılmak için yeryüzünün halifesi kılındı. Yani buradan anlayacağımız gerçek şu olmalı. İnsan yeryüzünün halifesidir. Bu halifelik tıpkı siyasal manadaki halifelik gibi yeryüzünü imar etmek, korumak, kollamakla memur olmak anlamına gelir. Yani yeryüzü insana emanet edilmiş, insan bu emanete bekçi dikilmiştir. Eğer insan tıpkı siyasal bir halife gibi, Halife olduğu yeryüzünü iyi yönetmez, iyi idare etmez, ona adil davranmaz, ona zulmederse tıpkı halkına zulmeden bir halifenin meşruiyetini kaybedeceği gibi insanda yeryüzündeki hilafet meşruiyetini kaybeder. Ve o da kendi eline emanet olarak verilen yeryüzüne ihanet etmiş olur. Onun için insanın halifeliğini yeryüzünün halifeliği olarak anlamak ve buradan yola çıkarak insanın yeryüzünü koruyup kollamak, görüp gözetmek, onu imar etmek, onu mamur etmek, onu yaşanılabilir kılmak gibi bir vazifesinin olduğunu bu vazifesini yaparsa hilafet görevini yapmış olacağını, eğer yapmazsa halifelik görevini suistimal etmiş olacağını söyleyebiliriz. Meleklerin burada Allah'a yönelttikleri bir soru var. Orada kan dökecek ve bozgunculuk çıkaracak. Yeryüzünü fesada anarşiye ve teröre verecek birini mi yaratacaksın sorusu. Elbette meleklerin bu soruyu sormalarının amacı üzerinde durulmalı. Hatta meleklerin bunu nereden bildikleri, nasıl tahmin ettikleri üzerinde düşünülebilir. Ve bu sorunun cevabı olarak da insandan önce yeryüzünde Öteden beri bazı müfessirlerin iddia ettiği gibi bir başka tür varlığın yaşadığı kabul edilebilir. Ama ayetin bitiş cümlesi meleklerin bu endişesine Allah'ın verdiği cevabı gösteriyor. Sizin bilmediğinizi ben bilirim. Yani siz Olayın buraya kadar olanını tahmin edebiliyorsunuz ya da biliyorsunuz. Ama bir de olayın bilmediğiniz bir boyutu var. İşte ben olayın bilmediğiniz o boyutunu biliyorum. Veyahut da şöyle anlaşılabilir. Siz olayın sadece yüzeysel bir biçimde değerlendiriyor ve malumatını biliyorsunuz. Ben ise hikmetini biliyorum. Gerekçesini biliyorum. Neden ve niçinini biliyorum. İşte şimdi neden ve niçininin gerekçelerini daha sonraki ayetlerden öğreniyoruz. Ve allama Adem'e esma'a kullaha. Adem'e isimlerin tümünü öğretti. ثم أرادهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Ve döndü meleklere dedi ki: Allah, eğer doğru söylüyorsanız, yani eğer sizin iddia ettiğiniz gibiyse iş. Haydi. Şunların isimlerini bana tek tek haber verin dedi. Burada Adem'e öğretilen isimlerin ne olduğu konusu ciddi bir problemdir. Adem'e öğretilen isimleri bazı müfessirler dillerin tümünün Adem tarafından bilindiği şeklinde açıklamışlardır. Yani Yeryüzünde konuşulan her dil Adem tarafından biliniyordu şeklinde açıklanmıştır. Ancak böyle bir tefsiri doğrulayacak herhangi bir belge gösterilmemektedir. Bizce Adem'e isimlerin öğretilmesinden kasıt insan oğluna eşyaya isim koyma yeteneğinin eşyayı tanımlama yeteneğinin verilmiş olmasıdır. Hatta buradan yola çıkarak insana irade verilmesidir. Çünkü bir şeye isim koymak bir şeyi soyutlamakla mümkündür. Örneğin hiçbir papağan bir şeye isim koyamaz. Çünkü eşyayı soyutlayamaz soyutlamak aslında yukarıdaki bir kelimeyle örtüşüyor takdis ve tesbih aslında tesbih ve takdis soyutlamak anlamına gelir yüceltmek ulvileştirmek onu yüce bilmek bir şeyi yüceltmek aynı zamanda soyutlamak onun için buradan yola çıkarak insanın soyutlama yeteneğine dikkat çekmek isterim. Soyutlayamayan isim koyamaz. Çünkü eşyaya koyduğumuz isimler, konuştuğumuz dil, kelimeler hep soyutlamalardır. Soyutlamak için akıl sahibi olmak lazım. Aklınızı, muhakemenizi eşya ile ona koyduğunuz isim arasındaki bağlantı üzerinde kullanmanız lazım. Çünkü koyduğunuz her bir isim ya eşyanın bir özelliğini belirtir ya da o eşyanın kendisine ilişkin bir imaj verir. Yani isimler müsemmadan adı konulmuş şeyler adının söylendiği o temel şeylerden bağımsız değildir. Örneğin elma ismi elmadan bağımsız değildir. İşte Allah'ın isimleri de böyledir. Allah'ın Rahman ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Rahim ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Gaffar ismi Allah'ın bir özelliğini gösterir. Melek ismi meleğin özelliğini gösterir. Onun için isim kelimesi iki kökten gelir der dilciler. Sumu yani yüceltmek, soyutlamak. İkincisi ise vesm, alamet, işaret kökünden gelir. Yani isim ya müsemmaya alamettir ya da onun imajını kendisinde taşıyan bir soyutlamadır. İşte bu noktada geriye dönecek olursak bir şeye konulan isim o şeyin alameti ise eğer bir şeye isim koymak için mutlaka muhakeme yeteneği lazım. Akıl lazım kıyas yeteneği lazım ve hepsinden öte irade lazım. Çünkü eğer bir dil düşünecek olursak isim dillerden bağımsız düşünülemez. İsmin söz konusu olduğu yerde dil de söz konusudur. Sıfatlar da söz konusudur ki sıfatlar da bir isimdir. Onun için bu ayeti yani Ademe öğretilen isimleri Rahman suresinin üçüncü ve dördüncü ayetiyle tefsir etmişler bazı müfessirler ki biz de bu isabetli görüşe katılıyoruz. Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemehul beyan. Yani ta'limul esma allemel Kur'an ta'limul Kur'an allemehul beyan ta'limu'l beyan İşte beyanın öğretilmesi isimlerin öğretilmesidir. Allah insanı yarattı. Khalaqa'l insan 'allemahu'l beyan. Ona beyanı öğretti. Beyanı yani açıklama kabiliyeti verdi. İnsan eşyayı açıklayabilir. Eşyayı tanımlayabilir. şeyləri isimləndirəbilir. İşte burdakı Adəmə e isimlərin öyrətilməsindən məqsəd Adəmə əşyaya e, və varlığa isim qoyma qabiliyyətini verdi deməkdir.